Ve devam edelim. Türkiye NATO üyeliği noktasında terör örgütü PKK'ya verdiği destekten dolayı İsveç'te de veto hakkını kullanıyordu. Ki Türkiye'yi haklı çıkaran kareler ve yenileri eklendi. Örgütün birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösteriyordu İsveç. PKK'yı İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşıdığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi de İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren o terör örgütünün karargahına girdi. İzleyelim. Sabah gazetesi İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK'nın kandiline girdi. İşte Türkiye'yi haklı çıkaran o kareler. Türkiye NATO adaylığına terör örgütüne açıkça destek verdiği için karşı çıkınca İsveç PKK'yı uyardı. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterdi. Ancak bir süreliğine faaliyetleri durdurulan merkezlerdeki örgüt yöneticileri ve üyelerinin İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındığı ortaya çıktı. İsveç Kürt Kültür Derneği ile Sözde Kürdistan Gençlik Birliği de yine bu merkezde faaliyet göstermeye başladı. İsveç hükümetinin Türkiye'den çekinerek aldığı kararla PKK ve PYD kültür merkezini karargah gibi kullanıyor. Sabah gazetesi işte o merkeze PKK'nın Stockholm'deki kandiline girdi. İsveç'in kandilinde Türkiye'nin düzenlediği operasyonlarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları asılı. Sözde kültür merkezinin her köşesinde terör propagandası var. Kapatılmış gibi gösterilen bürolarsa ölü hücre taktiğiyle bir süreliğine uykuya yattı. Yani PKK, PYD, başkent Stockholm başta olmak üzere İsveç'in birçok kentinde faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu faaliyetlere örgüte finansman sağlanması ve dağ kadrosuna Avrupa'dan eleman göndermek gibi çalışmalarda dahil. Türkiye'nin tepkileri üzerine terör yasalarında düzenleme yapacaklarını belirten İsveç'te 14 Haziran'da terör yandaşları bir kez daha sahnedeydi. Stockholm'deki belediye binasına terör örgütünün sözde bayrağı ve elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı.